haftanın kitaplarından, yeni çıkanlarından seçtiğim seçtiklerimizle karşınızdayız her hafta olduğu gibi. Çok heyecan verici bir kitap bence ile başlıyorum. Koreli yazar, Güney Koreli yazar Han Kang'ın yeni kitabı Veda Etmiyorum. Han Kang eğer okuyanlarınız varsa daha önce dilimize çevrilmiş üç kitabı var. Biriyle zaten bu ödülünü almıştı. Bir diğeriyle finalist olmuştu. Vejetaryen, Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor. Bence yaşayan yazarlar arasında en heyecan vericilerinden biri. Şahane bir kadın. Onun yeni kitabı yine Kore'nin böyle karanlık siyasi tarihine bakan bir kitap bu. Üç kadının bakış açısından Güney Kore tarihinin bir dönemine bakıyor. Faili meçhuller ve sivil katliamların damga vurduğu bir zaman bu. Hong Kong zaten kadın öyküleri anlatan ve özellikle de bu Kore'nin kanlı tarihine iyi bakmayı beceren bir yazar. Veda etmiyorum. April yayınlarından çıktı. Göksel Türk Korece'den çevirisiyle bence bu müthiş heyecan verici bir haber. Uzak Doğu'dan Asya'dan devam edelim. Yuko Tushima'nın bir kitabı var elimde. Köpeklere ve duvarlara dair can yayınlarından Barış Bayıksel'in çevresiyle yayınlandı. Yuko Tushushima'yı tanımıyor olabilirsiniz. Dilimizde ilk defa yayınlanıyor. Ve fakat e, babasını tanıyor olabilirsiniz. Osamu Dazai meşhur Japonların en önemli yazarlarından biri. Onun kızı. Yuko Tushishima'nın adını da şöyle bir yerde duymuş olabilirsiniz. Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Annie Arno'nun olay kitabının epigrafında Tushishima'nın bir cümlesi vardı. Kitap onunla açılır. Annie Arno'yu çok etkilemiş bir önceki kuşaktan ya da aynı kuşakta diyebiliriz. Onu çok etkilemiş yazarlardan biri. Ki zaten de kitabın arkasında da Annie Arno'nun bir cümlesi var. Tushimani metinlerinin onun hayatında ne ifade ettiğine dair feminist edebiyatın önemli isimlerinden biri. Bir evlat, bir kardeş, bir anne ve bir kadın olarak kendi hayatının farklı dönemlerinden izler taşıyan yine tıpkı Ani Arno gibi bir öz kurmaca niteliği de olan. Ben çok heyecanlıyım bu yazarla tanışmak için. Özellikle Anne Arno ile ikisinin yaptıkları bir söyleşiyi çevirme şansına eriştim yakın zamanda ve çok merak ettim. Köpeklere ve duvarlara dair ile kendisiyle tanışacağız hepimiz beraberce. Ardından e, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Tiru, çok zor isimli bir e, yazarın ismi T Tiruvalu var ve Tiru Kural isimli kitap. Bu, bu bir klasik. Milattan sonra 2. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında bir dönemde yazıldığı zannedilen e, Hindistanlı bir bilgenin aslında kuralları yazdığı kurallar. Aslında böyle hani e, içinde 1300 tane, 1330 tane erdem Zenginlik, aşk ana başlıkları altında toplanmış küçük küçük böyle bir cümlelik kurallar var. Aslında böyle bir hani bugünün kişis kişisel gelişim kitaplarının atalarından biri diyebiliriz. Tabii çok daha derinlikli ve felsefi bir tarafı olanı bir didaktik şiir olarak tanımlanıyor. Korhan Kayan'ın çevirisiyle bu Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisinin yeni üyelerinden bunu da duyurmuş olalım. Sonra Elena Ferrante'nin sayfa sınırları içinde yazmanın ve okumanın zevki üzerine Everest'ten çıktı. Tabii ki Eran Yücesan Cende'in çevirisiyle Elena Ferrante deyince otomatik beynimiz tamamlıyor zaten. Ferrante çok okunuyor ülkemizde özellikle Napoli romanlarıyla. Bu da onun denemelerini içeriyor. Dört tane konuşmasını okumak ve yazmanın zevki üzerine. Ben yazarların bu tür sohbetlerini çok severim. Zaten de bu programı da o yüzden yapıyorum. Elena Ferrante'nin de yazmaya ve okumaya dair deneyimlerini merak ediyorsanız göz atabilirsiniz sayfa sınırları içindeye. Ee, yine teorik bir metinle devam edelim. Hale Sert'in Edebiyat Devrimi, Cumhuriyet aydınının yeni bir dil ve edebiyat kurma telaşı. İletişimden yayınlandı 1930-1950. Ee, Latin alfabesiyle beraber ne olduya bakıyor. Yani o alfabe ve harf devrimi aslında bir tür edebiyat devrimi de anlamına da geliyor muydu diye. Bu kitaba bakarken Başar Başarın söylediği şeyi hatırladım bu programda. 1930'larda alfabe değişince herkes böyle nitelikli bir şey yazılamaz oldu ve tuhaf tuhaf kitaplar yazmaya başladı herkes okunacak bir şey kalmadığı için diye anlatmıştı. Onu hatırladım. Gerçekten de Harflerle beraber dilde de yapılan temizliği, daha Batılı bir dile çevrilme çabasını ve o sürecin Türkiye edebiyatını nasıl etkilediğini anlatıyor. Bence çok enteresan bir çalışma. Dönem yazarlarının matbu dünyasının bir bütün olarak orada bir nasıl bir kültürel dönüşüm yaşandığına bakıyor. Bu da yine dikkat çekenlerden. Ve son olarak Richard Powers her şeyin hikayesi Kıvanç Güney'in çevirisiyle İtaki'den yayınlandı. Bu Amerikan edebiyatının son yıllardaki popüler isimlerinden biri Richard Powers. Bu da e, 2019'da Pulitzer ödülü almıştı bu, bu kitabıyla, Her Şeyin Hikayesi'yle. Ağaçlara yönelik bir saygı duruşu gibi niteleniyor. E, dünyanın farklı yerinden Amerika'ya gelmiş insanlar kök salarken e, ağaçlardan nasıl faydalandılar ve sonrasında da o ağaçları nasıl yok ettiler ettilerin öyküsünü anlatan e, bir hikaye, bir hacimli bir roman. Ee, yine böyle dilimize çevrilmesini merakla beklediğimiz kitaplardan da o yüzden duyurmuş olalım her şeyin hikayesini.